Herkese merhabalar. Milli Mücadele yolculuğumuz başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Tonguç'um hazır mısın? Hazırım mı, hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Biliyorsun ki bu Milli Mücadele yolculuğu çok değerli bir yolculuk. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkacak. Ardından Havza'da milli birinci uyandıracak, sonrasında Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve gerekçesini belirleyecek ve ardından Erzurum'da ilk kez manda ve himaye reddedilecek ve Kuvay Milli Etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır denilecek. Aynı zamanda Sivas'ta da tüm cemiyetler birleştirilecek ve esasında toplanış bakımından da alınan kararlar bakımından da ulusal bir kongre yapılacak. Bu yolda bizi durduranlar olacak. Kimler? işgaller bizi durduracak. Azınlıklar bizi durduracak. Zararlı cemiyetler, İstanbul hükümeti, itilaf devletleri bizi durdurmaya çalışacak ama rota oluşturuldu değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. Harikasın. Bizi durdurabilirler mi Tonguç'cum? Hayır hocam. Mükemmelsin. Bizler de kendi rotamızı oluşturduk. Nasıl milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Türk ve silah arkadaşları Türk milleti milli mücadele için bir rota oluşturduysa bizim de rotamız belli. Şimdi bugün gidersimizde bunları detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Bu arada yazılı haftamız devam ediyor. Yazılı notlarından mutlaka faydalanmayı unutmayın arkadaşlar. Sıfırdan sekize Sözel'den, taktikli inkılap tarihinden, Dinamo Soru Bankası'ndan ve 10 soru Bankası'ndan bu konuyla alakalı efsane sorular çözeceğiz. Biliyorsunuz ki bizim kitaplarımızdaki soruların birçoğu Ondoğun 10, LGS'de soruları yakalıyor. O yüzden mutlaka kaliteli kaynaklarımızdan da faydalanın diyoruz. Ama önce bir konuyu dinleyin ki ardından ödevlerinizi yapın. Hadi bakalım şimdi konumuza başlayalım. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım mı hocam. Hadi bakalım başlayalım o Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs tarihidir. Esasen 1881 yılında doğmuş ama tam doğum tarihini o zamanlar eski dönemlerde belli olmadığı için Mustafa Kemal diyor ki beni doğduğum gün 19 Mayıs tarihi diyor. Neden? Çünkü 19 Mayıs tarihinde sadece kendisi değil aynı zamanda yeni Türk devletinin de ilk adımını atmış oluyordu. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu savaşta çok ciddi bir şekilde yıpranmıştı. Balkan Savaşları'nda, Trablusgarp Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda perişan durumdaydı. Ve şimdi önünde büyük bir savaş Asla var. Asla bir adam gibiydi. Evet ama Kurtuluş Savaşı'yla yeniden dirilecek, yataktan kalkacak ve Pataküt'e düşmanları yurdundan atacak. Üzene Şimdi üzerine bir şey aldı mı hocam ya? E tabii ki üzerine hafif bir hırka alacak. Şimdi burada önemli olan şey şu Tonguç'um. Mustafa Kemal'in neden Samsun'a gittiğini bilmemiz lazım. Mustafa Kemal esasında Samsun'a gönderilmişti 9. Kolordu müfettişi olarak ve oraya gittiğinde 9. Kolordu müfettişi olarak oraya gittiğinde amacı şuydu. Esasında görevi şuydu. Oradaki Türklerin elindeki silahları toplamak. Ama Mustafa Kemal'in amacı neydi? Milli mücadeleye başlatmak. Samsun'a gitti. Milli mücadeleye başlatacağına dair kafasında bir fikir oluşmuştu ve ilk başta Havza mitingi. İlk başta Samsun'da bir protokol e, yayınladı. Dedi ki burada Türkler Rumlara değil, Rumlar Türklere e, uyuzluk yapıyorlar dedi. Ve e, burada dikkatini çekti tabii itilaf devletleri. İtilaf devletleri dediler ki bir dakika dediler ya. Biz Samsun ve çevresindeki Türkleri durdurmak için bir adam gönder dedik padişaha. O gitmiş Mustafa Kemal göndermiş. Allah Allah dediler. Sonra Mustafa Kemal Samsun'dan sonra Havza'ya geçti. Bak bir İstanbul, iki Samsun, üç Havza. Havza'dan sonra da ne yapacak? Amasya'ya geçecek. Şimdi Havza'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk milli bilincinin uyandırıldığı yer olarak aklımıza yer alması lazım. Demiş. Neden? Çünkü milli bilinç ilk defa nerede uyandırıldı? Havza'da. Sonra Amasya Genelgesi'ne geçiyoruz. Amasya Genelgesi de çok önemli. Neden? Çünkü Amasya Genelgesi de Kurtuluş Savaşı'nın yağı. Her şey. Yani yağ derken yöntem, amaç ve gerekçesinin açıklandığı yer olacak. Sonrasında Amasya, Erzurum, Sivas gidecek. Burada şu çok önemli. Bu Kurtuluş Savaşı sürecinde nerede neyi yaptı, hangisinden önce hangisi oldu şeklinde sorular gelmiyor. Soruların geliş şekli şu şekilde Mustafa Kemal Amasya'da ya da Erzurum'da ya da Sivas Kongresi aldığı kararların anlamına bakmamız istiyorlar. Şimdi birincisi şu çok önemli. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış görevi neydi? 9. Ordu müfettişi. Yani bir müfettiş olarak gönderiliyor. Müfettişlik yapacak, teftiş edecek ve Asayiş ve güveni sağlamak. Güvenliği sağlamak. Asayiş ne demek? Güvenlik demek esasında. Orada biliyorsun Wilson ilkelerinde şöyle bir madde vardı. Bir bölgede kim çoksa bir bölge kim ise orası onun olacak diye. Ee, Rumlar da Karadeniz'e çevresinde böyle biz çoğuz diye böyle e, olaylar çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü İzmir ve çevresinde de Rumlar olaylar çıkarmışlardı. O yüzden İzmir işgal edilmişti. Hatta İzmir işgal edildiği için de Kuvayi Milliye ve Yarancı Cemiyetler çok ciddi bir şekilde işgallere karşı çıkmışlar. Şimdi... Mustafa Kemal oraya gidip Asayiş güvenliğini sağlamak istiyor ve silahları toplamak istiyor. Bu tabi bizim silahlarımız yani Türklerin silahlarını toplamak istiyor. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesinde demişlerdi ki silahlarınızı bize teslim edeceksiniz. Eğer güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebiliriz gibi böyle Yok artık. Aynen yani, iğrenç iğrenç maddeler söylemişlerdi. Yani silahları toplamak derken sakın sakın düşmanın değil. Bizim silahlarımızı toplamak için gönderiliyor Mustafa Kemal. Ama Mustafa Kemal gidip de Türk halkının silahlarını toplar mı? Toplamaz tabii saçmalık böyle bir şey olmaz. Aksine o silahların içine kurşun verir dağıtın düşmanı der ve öyle yapacak. Güzel tebrik ederim seni. Peki Mustafa Kemal'in amacı ne? Gerçek amacına bakalım. Gerçek amacı tabii ki de... Ülkeyi bağımsızlık ve bitimliğine kurtulmak. Evet saçma bir cümle söyledin ama <laughs> doğru söyledin. Ulusal birliği sağlamak. Kelimeleri birleştirmeye çalışıyor. Heyecanlısın Tonguç. Sen de çünkü milli mücadele içinde hissediyorsun. Ulusal birliği sağlamak. Yani böyle düzensiz, bölgesel olan, dağınık olan Türk halkını birleştirip ateş topu yapmak. Ardından da ulusal bağımsızlığı sağlamak. Ulusal bağımsızlık nedir Tomuç? Hocam bağımsızlık, e, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye bir sözü var Atatürk'ün hocam. Hayır öyle bir sözü yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye bir sözü var ama o yönetim. Egemenlik deyince aklına sandık gelecek, meclis gelecek, oy vermek gelecek. Aa, bu bağımsızlık o değil. hocam e, ülkenin, bağlı olmamak. Ülkenin düşmandan kurtulması. Harikasın. Ülkenin pisliklerden, rezilliklerden, düşmandan kurtarılması. Senin söylediğine gelirsek ulusal egemenlikse ülkeyi halkın yönetmesi. Bak bu sınavlarda çok sorulur Tonguç'um. Hatta çok sorulur demeyeyim yüzde yüz sorudur. Şuraya yazıyorum yüzde yüz kelimesini. Bu sene gireceğiniz sınavdaki 10 sorudan bir ya da ikisi de yine bununla alakalı olacak. Ulusal bağımsızlık ülkeyi düşmandan temizlemek. Ulusal egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Devam ediyoruz. Peki oraya gittiğinde ne gördü? Şimdi orada bazı tipler ABD mandasını istiyor. Hmm. Evet güzel bir gerçekten Kaliforniya tarzı bir mühendir yaptın. Hmm. ABD mandasından kastımız sığır ya öküz ya da manda derken bu şu. Abi California Buffalo ses çıkartayım hocam. Çıkar bakayım. <laughs> <laughs> bu ne oğlum İngilizce çıkardın resmen ya. Hayatımda ilk defa İngilizce konuşan bir dana gördüm yani. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Şöyle bir şey var Tonguç'um. Manda deyince aklımıza sen ya da sığır ya da manda ya da dana, öküz, camış bu tarz şeyler gelmeyecek. Aklımıza gelecek olan şey şu bir devletin küçük bir devleti kendi himayesi altına alması. Yani iç işlerinde serbestsin tamam takıl ama dış işlerinde bana bağlısın demiş. Öyle hocam zaten biz de Amerika'nın çiftliğinde bir branda olacaktık hocam Allah korusun. Allah korusun ama biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kim kabul etmeyecek? Bağımsızlığına düşkün Türk halkı kabul etmeyecek. Fakat bazılarımız diyecek ki ya çok zor durumdayız. Aslında California'da güzel. Amerikan mandası olabilir. Hocam bile. gerçekten ben Kaliforniya'da okusaydım çok güzel olurdu yani. Saçma sapan konuşma. Ardından bazıları da İngiliz himayesini isteyecek. Yani İngilizler bizi ...içişlerimizi serbest bıraksın, dış bizi korusun diye Hayır, böyle... Londra da olabilirdi. Londra da güzel. Cambridge Üniversitesi. Saçma sapan dejenere olmuş bir insansın. Oraya git oku. Orada eğitim al. Orada eğitim almak güzel bir şey. Ama onların himayesi altına girmene gerek yok Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Bir de bölgesel kurtuluş çaresi arayanlar var. Bölgesel kurtuluş da yani birleştirilemeyiz ama en azından kendi bölgemizi kurtarırız. Trabzon ve çevresinde mesela Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti var. Trabzon'u işgalden kurtarmaya çalışıyor. Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu müdafaa hukuk var. Doğu Anadolu işgalden kurtarmaya çalışıyor. Yani İyilik, herkes iyilik. kendi derdine düşmüş. Hayır, öyle deme saçmalama! Oradaki <laughs> herkes... Yani orada şöyle... Herkes kendi derdine düşmek zorunda çünkü ulaşım araçlarımıza, havalyaşma araçlarımıza el koydular. Neden? Ulusal birlik sağlanmasın diye. İşte Mustafa Kemal, ulusal birliği sağlamak için diyecek ki Samsun'dakilere... Ya kardeşim, manda isteyenleri geç, onları geç zaten! Samsun'u kurtarmak isteyenlere diyecek ki sen sadece Samsun'u kurtarırsan olmaz. Hep beraber birleşelim tüm ülkeyi kurtaralım diyecek. Ve Mustafa Kemal Amerikan mandasına girelim diyenlere ya da İngiliz mandasına girelim diyenlere söyleyeceği tek bir şey var. Ya istiklal ya ölüm. Yani ya Kurban bayramını ba bekleyin. <laughs> hayır öyle. Tabii kurban bayramını bekleyin demiş olabilir. Çünkü o zaman keseriz yedi ortak. Ama normalde Mustafa Kemal ya istiklal yani ya bağımsızlık ya da ölüm diyor. Çünkü Mustafa Kemal gerçek bir Türk. Bundan önce birçok Türk devletinde de aynı durum olmuştu. Kubilaylar, Alparslanlar, Melikşahlar da aynı şey yapmıştı. Bağımsızlıkları elden gittiği zaman ölümü tercih etmişlerdi. Gidip de başka bir devletin himayesi altında yaşamamışlardı. Mustafa Kemal de kendisine yakışanı yaptı. O yüzden bir kez daha e, kaçak bir şekilde Mustafa Kemal Türk'ün imzasını atıyorum Tonguç. Şimdi Samsun raporu yayınlıyor. Diyor ki karışıklığın sebebi Rumlar diyor. İngilizler Rumlara göz yumuyor. Türkler bağımsızlıktan taviz vermeyecek diyor. Sonrasında da Havza'ya geçiyor dedik. Havza'da Milli şuur uyanıyor. Neden? Çünkü Havza Genelgesi'nde Mustafa Kemal artık alarm saatini çaldırıyor. Diyor ki artık uyanma vakti. Milli bilinci uyandırın ve düşmanı denize dökmek için artık herkes toparlanmaya başlasın. Kendinize gelin diyor yani. Artık canlanmalıyız diyor. Ne oldu Havza'da? İşgallere dikkat çekildi. Mitinglerle milli bilinç harekete geçirildi. Milli bilinç nedir Tonguç biliyor musun? Şimdi ülkemize düşman saldırsa sen hemen savaşır mısın? Hayır. Önce sakin sakin durursun. Dersin ki ya ordumuz var dersin. Hava kuvvetlerimiz var, kara kuvvetlerimiz var, donanmamız var. Ya onlar yapar dersin ya. Ben ben öğrenciyim dersin değil mi? Ben normal bir insanım dersin. Ben ben de öğretmenim ama Mustafa Kemal bir Mustafa Kemal gibi büyük bir asker gelse dese ki kardeşim ordumuza el koydular. Araçlarımıza el koydular. Düşman her yeri sarmış durumda. Uyumayın, dangoz gibi dolaşmayın. O zaman Twitter'da yok tabii. O zaman Twitter'da yok tabii. O zaman ne yapacak Mustafa Kemal milli birinci uyandırdığı zaman dersin ki tamam paşam seninle beraberiz dersin. Devam ediyoruz. Genel, genel yansımaları da yurt çapında yüze yakın miting yapılıyor. Mustafa Kemal milli bilinci uyandırın deyince ülkemize yüze yakın e, miting yapılıyor. Şimdi sonrası Mustafa Kemal Amasya'ya geçiyor. Amasya'da artık Kurtuluş Savaşı'nın ilk kez gerekçesini, yöntemini ve amacını açıklayacak. Şimdi vatanın bak bu buradan soru gelir Tomş. Buraya yazıyorum yüzde yüz yazıyorum. Bak yüzde yüz bile değil yüzde yüz Neden? Çünkü bu sayfadaki maddelerin yorumlanmasının sorulmadığı sene yok şimdiye kadar. Bütün e, sınavlarda LPG, ABS, ASR, SBS, EFG hepsinde EFT ödeme neyse hepsinde sorulmuş. Dolayısıyla sınavların ismi değişse bile... Bu sayfadan mutlaka yorum geliyor. Neden? Çünkü bu sayfada ülkemizin kurtuluşunun reçetesi var. Eğer Mustafa Kemal bu sayfayı yayınlamasaydı, bu sayfanın altına almasaydı, herkese imzalarını atmasaydı belki de senin şu anda ismin Adryakis'ti Tonguç. Anlatabildim evet. mi? Veya güzel Tonguç. Güzel isimmiş hocam. Saçma gerçekten. sapan konuşma adam. Ya oğlum. Ama havalı durdu hocam bir anda. Ya saçma sapan Adryakis değil. Güzel bir şey, süs ve vesilebilirsin ama senin ismin Tonguç Tonguçoğlu. Dur şimdi. Giuliano olsaydı size... daha iyi. Ya dur oğlum ya Allah yarap. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikedir. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Şimdi bazıları diyor ki niye kurtuluş savaşına giriyoruz ki? Mustafa Kemal ne söylüyor? Vatanın bütünlüğü tehlikede, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu gerekçeyle, bu sebeple, bu nedenle biz bak buraya sebep kelimesini de kullanabilir, sınav komisyonu. Biz bu sebeple milli mücadele yapmalıyız diyor. Amacımız ne? Milletin bağımsızlığı Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kurtar kararı kurtaracaktır. Peki, milletin bağımsızlığını amaçlıyorsun güzel ama bunu hangi yöntemle yapacaksın? İşte onu da millet kendisi yapacaktır. Yani ülkeyi tımarlı spahiler, yeniçeriler, genelkurmay başkanlığı, Erkanı Harbiye hayır bunlar kurtarmayacak. Ülkeyi sen kurtaracaksın diyor. Sen millet olarak karar vereceksin ve düşmanla sen kendin mücadele edeceksin. Beni çıldırtma diyor. Ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gerçekten muhteşem bir madde. Ve muhteşemle iki sebepten gerçekten ülkemizin kurtarılmasını sağlayan bir madde. Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılap tarihinin özeti ve sınavda da sorulur. O yüzden mutlaka bu burayı bilmelisin evladım. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da yine Kurtuluş Savaşı'nın bir gerekçesi. Şimdi padişah ülkesini kurtarmakla sorumlu. Öyle değil mi? Şimdiye kadar Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, Kanuni Sultan Süleymanlar hep ülkeyi kurtarmışlardı. Ama bu sefer İstanbul hükümeti zor durumda. Padişahın etrafını düşman askerleri sarmış. Gık dese hemen ateş edecekler. O yüzden İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Her türlü etki ve uzak ulusal bir kurul kurulmalı diyecek. Bu da yine temsiliyetine denk geliyor Tonguç'un. Um. Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacak. Bu da Sivas kongresine işaret ediyor. Her ilin sancağından halkın güveni kazanmış 3 temsil seçilecektir. Bu da yine ulusal egemenlik. Bak seçilme kelimesini gördüğün zaman ulusal egemenlik, milli egemenlik kelimesini göreceksin. İmza atanlar Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa ve Rauf Orbay. Gerçekten Amasya Genelgesi'ni öğrendik ama şimdi senin esas yapman gereken ne? Eline silah alıp düşmanla savaşamazsın ama oturup sen de derslerine çalışacaksın. Gelecek haftanın ödülü sorusunda yapma görevi senin görevi. Hadi bakalım. Teşekkür ederim hocam.